Tatsız, renksiz, kokusuz olduğu gibi tahriş etmediği için sessiz katil diye bilinen karbonmonoksit her kış onlarca insanı öldürüyor. Havaların soğuması, fırtınanın şiddetini artırmasıyla birlikte sessiz ölüm de kendini ortaya çıkarmaya başladı. Ülkemizde her yıl on binlerce insan karbonmonoksit gazından zehirleniyor. Onlarcası da hayata veda ediyor. Bunun son örneklerinden bir tanesi Avşin ilçemizde yaşandı. Zehirlenme ve ölümlerin en önemli sebebi kalitesiz ve kükürt oranı yüksek kömür. Zobanın önemli olan, zobanın iyice yanmadığı kontrol etmemiz lazım. Zoban yandığı zaman birazcıkla yatabilirsiniz. Yani yönü tutuşuyor halde. Arkasını kapatmayacağız. Uzmanlar sobayı doğru kurarak, kaliteli yakıt satın alarak, bacaya başlık takarak, karbonmonoksit dedektörü kullanarak ve uyurken sobaları tamamen söndürerek soba zehirlenmelerine son verme çağrısında bulunuyor. Akşamdan sobaya kaydığın zaman dikkat edeceğim. Yatarken zaten sobayı söndürüyoruz yani. Yatarken sönmezse zaten olmuyor zaten, evet. Havaların soğumasıyla birlikte kaloriferler ve sobalar da biraz daha güçlü bir şekilde yakılmaya başladı. Yanan sobalar özellikle fırtınalı günlerde hayati önem taşımaya başladı. Çünkü fırtınanın etkisiyle bacadan ters tepen karbonmonoksit gazı insanların zehirlenmelerine sebep oluyor. Özellikle kış aylarında zehirlenme yaşanmaması için birinci kural bacaların temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. İkincisi ise sobalar mutlak ve mutlak fırtınalı günlerde yatarken söndürülecek, can güvenliği, can tedbiri alınacak. Aksi halde ise fırtınanın etkisiyle eve, odaya giren karbonmonoksit gazı ölümlerle sonuçlanabiliyor. Bacalar usulüne uygun değilse, yatarken sobaya kömür ekleniyorsa, soba hava giriş çıkışları kapatılıyorsa ve sobalı odada uyunuyorsa bu kişiler güvende değil. Abi yatmadan önce sobayı kontrol edeceksin. Kömürün yanıp tamamen yanıp yanmadığını kontrol edeceksin. Emin olduktan sonra yatacaksın. Bacaların önce kontrolü, temizliği, ondan sonra da kullanımına. Evet. Sobanın mesela akşam 7 saat, 11 saat, 12'lerde sobanı kontrol etmede yatmayacaksın öyle havalarda. Her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan karbonmonoksit gazı bu sefer Afşin'de bir kişinin canına mal oldu. Afşin Efsiz Turan Mahallesi'nde iki kuzen bir odayı paylaştı. Akşam ilerleyen saatlerine kadar uzun uzadıya sohbet ettiler. Sonra uykuları geldi, uykuya daldılar. Ancak bir şey unutmuşlardı. Yanan soba, yanan tehlike onların sabah kalkmasına engel oldu. Sabah kapıları açılmayınca, çocuklar uyanmayınca akrabaları, aileleri kendilerini uyandırmak için kapılarını çaldıklarında ses çıkmadı. Kapıyı zorlayıp içeriye girdiklerinde ise korkunç manzarayla karşılaştılar. Dün gerçekleşen olayda kuzen oldukları öğrenilen Kardelen Kurtalan hayatını kaybetti. 13 yaşındaki çocukların hareketsiz bir şekilde yatmaları, cevap vermemeleri üzerine aile bireyleri sağlık ekiplerini aradı. Verilen adrese ulaşan sağlık ekipleri Kardelen Kurtalan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer kuzen Gamze Yılmaz ise sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her yıl on binlerce kişinin zehirlendiği karbonmonoksit olaylarının yaşanmaması için vatandaşlarımız yatarken özellikle fırtınalı, rüzgarlı günlerde sobalarını söndürmeleri gerekiyor. Aksi takdirde Afşin'de yaşanan olaylar gibi üzücü olaylar yaşanabilir.